Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle kakaolu ıslak kurabiye tarifi paylaşacağım. Brownie kurabiye de diyebiliriz. Evet, çok ekonomik, kısa sürede hazırlanan, oldukça bereketli bu harika tarifim için, brownie kurabiyemiz için ilk olarak kurabiyemin şerbetini hazırlayacağım arkadaşlar. Şerbetimiz için şöyle uygun bir tencereme 2 çay bardağı şekerimi alacağım. Evet, şekerlerimi tencereme alıyorum. Yine aynı çay bardağı ile 2 çay bardağı da su ilave edeceğim. Aynı ölçüyle 2 çay bardağı da suyumu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Şerbetimizi soğuk kullanacağız arkadaşlar. İlk olarak şerbetimi hazırlayıp soğuması için kenara koyacağım. Evet, şekerim tamamen eridikten sonra ocağa alacağım. Şekerim eridi. Şimdi tenceremi ocağıma alacağım ve bir 5-6 dakika kadar şerbetimi kaynatacağım. Evet, şerbetim kaynamaya başladı. Ocağımın altı kısık, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kısık ateşte 5-6 dakika kadar şerbetimi kaynatacağım. Evet arkadaşlar, şerbetim 5-6 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Şimdi ocağımı kapatacağım. Ve şerbetimin soğuması için kenara alacağım. Ve kurabiyemin hamurunu hazırlamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, ıslak kurabiyemin hamuru için malzemelerim şu şekilde. Şöyle bir adet oda ısısındaki yumurtam var. Çırpma kabımı aldım. 3 su bardağı unum var. Unumuzu kontrollü kullanacağız. Şöyle 125 gram oda ısısındaki tereyağım var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı elenmiş kakaom var. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yumurtamı ilk olarak mikserde köpük köpük olana kadar çırpacağım. Evet, yumurtamı çırptım. Şimdi yumurtamın üzerine oda ısısındaki 125 gram tereyağımı ilave ediyorum. Yağımızın kesinlikle oda ısısında olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, tereyağımı yumurtama ilave ettim. Ve şimdi sıvı yağımı da ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, tereyağımı ilave ettim. Ve 1 çay bardağı da şeker, toz şeker ilave ediyorum. Ve yine çırpmaya devam edeceğim. Şekerim eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şekerimi ve tereyağımı, sıvı yağımı ilave ederek güzelce karıştırdım. Ve şimdi mikserimi artık çıkardım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ve kuru malzemelerimi ilave ediyorum. Kakaomu ilave ettim. Vanilya, kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde unumu da ilave ederek yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı olacak kurabiyemizin hamuru. Unumuzu kesinlikle kontrollü ilave ediyoruz. Herkesin unun markasına göre, kalitesine göre un miktarı farklılık gösterebilir. Bütün hamur işlerimizde olduğu gibi kesinlikle unumuzu kontrollü ilave ediyoruz. Hepsini birden ilave etmiyoruz. Kurabiyemizin hamuru katı olursa arkadaşlar, daha sonra şerbeti çekmekte sıkıntı olur. Şerbetini iyi çekmez. Evet, yavaş yavaş unumuzu ilave ederek kurabiyemizin hamurunun kıvamını ayarlayacağız. Evet, geri kalan unumu da ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 3 su bardağı unun hepsini kullandım arkadaşlar. Ama dediğim gibi herkesin unun kalitesine göre un miktarı farklılık gösterebilir. Kontrollü kullanalım. İçindeki malzemenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre yine un miktarı farklılık gösterebilir. Evet, hamurumu toparlıyorum. Evet, kurabiye hamurum artık hazır. Kıvamını aldı. Yumuşak kıvamlı. Güzel bir hamur elde ettim ve şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım.
kurabiyelerimi şekillendireceğim. Önceden yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi alacağım. Böyle yuvarlayıp bırakıyoruz. Herhangi bir üzerine bastırma falan yapmıyoruz arkadaşlar. Bu arada fırınımı açtım. Fırınımı önceden 170 derecede ısıtacağım. Önceden ısıttığım 170 derece fırında pişireceğim arkadaşlar. Fırınımızı önceden ısıtmamız oldukça önemli. Aksi takdirde kurabiyelerimiz soğuk fırına verirsek kurabiyelerimiz yayılır. İstediğimiz şekli elde edemeyiz arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlayıp belirli aralıklarla yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi alacağım. Kurabiyelerimizin kabarma mesafesini de kabaracağını da düşünerek aralarında mutlaka aralık bırakmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde bütün kurabiyelerimi hepsini tepsime alacağım. Evet arkadaşlar, bütün kurabiyelerimi hepsini şekillendirdim. Benim bu ölçülerle 49 adet kurabiyem çıktı. Oldukça ekonomik ve çok da bereketli arkadaşlar. Koca bir fırın tepsisi kurabiyem çıktı. Ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar kontrollü bir şekilde kurabiyelerimi pişireceğim. Unutmayalım, kesinlikle önceden ısıttığımız fırına veriyoruz. Aksi takdirde kurabiyelerimiz yayılma yapar ve şekilleri düzgün olmaz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim artık pişti. Fırından aldım. İlk sıcağı da çıktı. Şimdi şerbetime bandıracağım kurabiyelerimi. Benim fırınımda 20 dakikada pişti arkadaşlar. Üzerleri şöyle çatlamaya başladıktan sonra altı da üstü de pişti. Artık çıkardım. Şimdi şerbete bandıracağım kurabiyelerimi. Şöyle şerbetime koyacağım. Soğumuş olan şerbetimi de böyle kaseye aldım arkadaşlar. Şerbetimiz de çok fazla değil. Şöyle 3-5 saniye kadar bekleteceğiz. Ve daha sonra servis tabağını alacağım. Evet, şöyle fazlasını süzdürerek servis tabağıma alıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bütün kurabiyelerimi hepsini şerbete bandıracağım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimin hepsini şerbetledim ve şöyle servis tabaklarıma aldım. Üzerinde son olarak kırık fındık ve Hindistan cevizi ile süsledim. Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Oldukça bereketli, görüyorsunuz. Gerçekten kısa sürede hazırlanan harika bir tarif. İster çayın kahvenin yanına, hatta şerbetli bir kurabiye olduğu için tatlı olarak yemeklerden sonra bile ikram edebiliriz. Gerçekten denenmesi gereken harika bir tarif diyorum. Evet, sizler için şimdi şöyle dokusuna bakacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, yumuşacık, şerbetini çekti. Gayet güzel. Harika bir tarif. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyenler, hala kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak, videolarımı izleyerek, beğeni atarak ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Videomu izleyen, beğeni atan, yorum yazan, abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.